Bir de hocam bu Zeki Velidi ayarını başka hangi hocalar tanıdınız? Zeki Velidi'den başka Reşit Ahmet'i Arat var. Fakat malum Tatarlarla başka tabirini hazretmez. Bir de Zeki Velidi hoca çok geniş ufku olan, çok bilgisi olan bir insan. Arat hoca ise Reşit Ahmet'i dar sadece Uygurca ve Türk lehçeleri idi. Arapçaya, Farsçaya vukufu yoktu. Yani onu ben şundan da anlıyorum. Daha sonra kendisinin yazdığı bazı şeyleri okuyunca orada yaya kalıyordu Arat Hoca. Bir de Zeki Veldi'nin şeyi genişti. Yani ne bileyim, toleranslı insandı. Ama Arat Hoca biraz hasisti. Hem bilgi bakımından hem diğer bakımlardan. Mesela bizim Tuncer Zeki Veldi Hoca'nın notları arasında Arap için yazdığı raporu okumuş. Ordinans profesörlüğe başvurunca Reşit Ahmet'i Arap, Zeki Veldi Hoca orada şöyle buyurmuş. Tuncer nakletti bunu bana. Reşit Ahmet'i Arap kendisi orijinal eser meydana getirmemişse yürünmüş yollardan gitmişti. Ve bunda çok doğru. Mesela Kutat Kuvvet daha önce Van Beri şunu falan üzerine çalıştı. Atabedül Hakayık Necibasım çalıştı. Bu gibi şeyler var. O tabii diğer eserleri falan o kadar da küçümsenecek değil ama hocanın yani Zeki Velidi Hoca'nın bu ifadesinde doğruluk payı vardır. Bir de şundan haklı olarak şikayet ediyor. Diyor ki Kutat Kuvvet'in Nemanca Mustafa'sını ben bulduğum halde. Bunu nedense diyor. Daha sonra Fikret bunu Özbek yazarı bulmuş gibi ona mal et diyor. Yani bir Türk, bir Türk'e bunu neden böyle çok görüyor? Ve bunda da haklıdır. Çünkü Zeki Veldi Hoca o zaman Sovyet tarafı yani Sovyetler yokken Rusya akademisi tarafından şeye gönderiliyor. Orta Asya'ya yazmaları tetkik ve derleme için. O kendisi hem Müslüman olduğu için hem Türk olduğu için oradaki elinde kitap bulunan ailelere daha güzel nüfuz ettiler. Ve şey uyandırıyor, itimat uyandırıyor. Onlar da o kitapları ona gösteriyorlar. Okuyor, not alıyor ve bunları da yazıyor orada. Orada da Kutat Kubili'nin böyle bir nüshasından bahsediyor. Senelerce önce. Yani böyle şeyler var. Bir başka hocamız Caferoğlu'ydu. Caferoğlu Azerbaycan'a gelmişti. Ve Köprülü bunu himayesine alıyor. Sonra asistan olarak geliyor üniversiteye. Caferoğlu çok literatür bilirdi. O da talebe babası olarak bilinen bir insandı. Hoş meşrep bir insandı. Kendine göre özellikleri vardı. Türkçeyi hala Azeri şivesiyle konuşurdu. Mesela derdi ki, biz deriz Ehmet, siz dersiz Ehmet. Peki farkı ne dediğimiz zaman siz anlayın derdi. Caferoğlu öyle biriydi. Çok da fıkralar vardı Caferoğlu üzerine. Bu dekanlığa aday olmuş. Bir tek oy çıkmış. Geliyor bir hocam, o bir oyu ben verdim size. Bir süre sonra biri geliyormuş. Hocam, o oy benim oyum ha. Ha sağ ol. Ona sağ ol. Sonra dayanamış. Ulan Köpoğulları demiş. Peki o oy sizin oyunuzsa benim özümün oyu hara gitti demiş. Caferoğlu böyle çok şeyleri var. Bir sefer bizim bölüme bir öğrenci geliyor. O zaman kot pantolon pek şey olmaz. Giyilmez. Giyilir cübbe gözüyle bakılır. Evet. Yeni çıkmış çünkü. Bir tane delikanlı giymiş öyle hangi bölümde bilmiyoruz. Fakülteden mi dışarıdan mı geldi bizim kızlara biraz kur yapar gibi böyle. Caferoğlu vermiş. Hemen var vermiş şeyini atmış sırtına. Kendi partisini çıkarıp onun sırtına atmış. Hırsız var, hırsız var diye çocuğu yakalamış da bir iki tokat kaçmış bir daha gelemez demiş. Ondan sonra biz de ne oldu bilmiyoruz. Yani gürültü patırtı çıktı. Ulan dedi kızlarına sahip olsanız da bu yaştan sonra ben mi dedim mukayyet olacağım kızlarına.